Artı TV'den merhaba. Yeni bir ekolojik odak programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta konumuz COVID-19 pandemisinde geldiğimiz nokta. COVID-19 pandemisi ile iklim krizi, çevre ve halk sağlığı arasındaki ilişkileri ele alacağız. Geçtiğimiz programlarımızda daha önce pandemi süresince bu konulara eğilmeye çalıştık. Programımızda yer vermeye çalıştık ama zaman ilerledikçe hem pandemi, hem iklim krizi, hem halk sağlığı ile ilgili gelişmeler farklı boyutlara geçiyor. Dolayısıyla biz de programımızı bu güncel meselelerle yeni yeni programlarla güncellemeye çalışıyoruz. Ortaya çıkışının üzerinden aşağı yukarı artık neredeyse bir yıllık bir süreç geçti. Her ne kadar Mart ayı itibariyle dünyada küresel bir pandemi ilan edilmiş olsa da geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarında ilk defa Çin'de görüldüğünü biliyoruz COVID-19 hastalığının. Tabii süreç içerisinde dünyadaki önemini, kritikliğini, gündem maddelerinin ilk sırasında yer alması açısından önemini sürdürüyor COVID-19. Her ne kadar aşı ve ilaç konusunda umut verici bir takım gelişmeler olsa da maalesef ölüm sayıları tırmanıyor, hasta ve vaka sayılarında artış devam ediyor. Ölüm artışı, ölüm hızı engellenemiyor. Türkiye özelinde baktığımızda özellikle yoğun bakımlardaki doluluk oranını yine arttığını gözlemliyoruz. Ve maalesef sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin zor şartlar altındaki çalışmaları sürüyor. Bu süreçten elbette yurttaşlar olumsuz etkilendi ama bu bütün hastalığın yükünü taşıyan sağlık emekçilerinin de durumu giderek kritik olduğunu söylemeden geçmeyelim. Yapılan son açıklamalara göre özellikle İstanbul'da vaka sayılarının giderek arttığını biliyoruz. Filyasyon ekiplerinde yer alan sağlık çalışanları filyasyon zincirinin aylar önce koptuğuna yönelik önemli bir açıklama yaptılar. Bu ne demek? Aslında evlerinde veya hastanelerde tedavi olması gereken, dışarı çıkmaması gereken, temasta bulunmaması gereken insanlar şartlar gereği çalışmak zorundalar. Her gün milyonlarca insanın arasına karışıyorlar ve işe gidiyorlar. Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu İstanbul'da en riskli bölgeleri açıkladı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, Kurtköy, Pendik, Samandıra gibi, Tuzla, Küçükçekmece gibi aslında özellikle İstanbul'da çalışan kesimin yoğun olduğu ve evden işe özellikle taşındığı önemli ilçelerde riskin giderek arttığı yönünde yine bir açıklama söz konusu. Ve tabii işin en başından beri bir takım endişeler vardı ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler gerçek ölüm ve vaka sayılarını maalesef yansıtmıyor. Kamuoyunda bu verilere yönelik bir inançsızlık ve endişe durumu söz konusu. Şu ana kadar son Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 11.500 civarında insan hayatını kaybetti. Günlük vaka sayıları açıklandığı kadarıyla artık hasta deniyor 3.000'ler seviyesinde. Ve dünyada da vaka sayısı COVID-19 hastalığına yakalanmış insan sayısı 54 milyon 330 bin seviyesinde. Ölenlerin sayısı ise 1 milyon 320 bin olarak açıklanmış durumda. Şimdi tabii hem bu durum hepimizi ilgilendiriyor. Toplum sağlığını, halk sağlığını bireyden topluma bütün hepimizi doğrudan ilgilendiren 7'den 77'ye hepimizi ilgilendiren bir konu ve dolayısıyla aslında bu programlarda ele almaya çalıştığımız iklim krizi meselesiyle halk sağlığını etkileyen başka bir takım meselelerle ve çevre tahribatıyla, doğa tahribatıyla, ormansızlaşmayla, su kaynaklarının, tarımsal alanların yok edilmesiyle, havanın, suyun, toprağın kirletilmesiyle ve yine elbette bizim dışımızdaki canlıların yaşam alanlarına yönelik yapılan müdahalelerle doğrudan ilişkisi var.
Şimdi bu hafta programımızda hem bu konuları konuşalım istiyoruz hem de bu ilişkinin neleri içerdiğini yine ele alalım, bir kez daha üstünden geçelim istiyoruz. Skype hattımızda bir konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayahan Pala. Daha önceki programlarımızda da kendisi bizi kırmayıp programımıza konuk olmuştu. Bu hafta da bu söyleşiyi kendisiyle gerçekleştireceğiz. Evet hocam, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, ben çok kısa bir girizgah yapmaya çalıştım. Geçtiğimiz aylarda da yine bu konuları ele almaya çalışmıştık sizinle. Şimdi tabii her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Pek çok yeni veri açıklanıyor. Ben bu meselenin en başından bugüne bu süreç özellikle tabii Türkiye özelinde ve daha sonrasında dünya genelinde nasıl yönetildi? Ne yapıldı, ne yapılmadı, ne yapılması gerekirdi? Belki geç kaldığımız noktalar var ama geç kalmadığımız noktaların neresinden dönebiliriz? Üzerinden başlayalım istiyorum. Bu pandemi süreci sizce nasıl yönetildi? Şimdi şuradan başlamak isterim. Bir bulaşıcı hastalık salgınıyla karşı karşıyayız. Bulaşıcı hastalık salgınlarında temel olarak bu salgını yönetirken 3 şeyi peşi sıra yapmanız gerekir. Birincisi, hastalık kimdeyse onu bulup tedavi edeceksiniz. İkincisi, bu hastalık kimdeyse onu bulduğunuz andan itibaren onun bir başkasına hastalığı geçirmesini engelleyeceksiniz. Üçüncüsü de bu engelleme için aldığınız kararların ne kadar etkin olduğunu izleyeceksiniz, denetleyeceksiniz, değerlendireceksiniz. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda birinci aşamada kimin hasta olduğunu anlayabilmek için elimizde bir tane test var. Sağlık Bakanlığı'nın test politikası bu pandeminin başından bu yana eksik. Biz bunu 8 aydır dile getiriyoruz. Yazdık, konuştuk, televizyonda ve radyodaki konuşmalarımızda vurguladık. Niye eksik? Biz eğer hastaların kim olduğunu tam olarak saptayamazsak, o kişiler kendileri ve sağlık sistemi onların hasta olduğunu bilmeden işe gitmeye, yaşam alanlarında bulunmaya devam edecek olurlarsa hastalığı bir başkasına bulaştırma olasılığına sahipler. Hastanın kim olduğunu anlayabilmek için birkaç yolun bir arada yapılması gerekirdi. Birincisi, hastalık bulgusu görülenlere test yapılması. Türkiye bunu benimsedi. İkincisi, sağlık çalışanlarına rutin test yapılması, çünkü sürekli hastalarla karşı karşıyaydık. Sağlık Bakanlığı bunu benimsemedi. Üçüncüsü, risk altındaki kişilere belli aralıklarla test yapılması. Huzurevinde bulunanlar, toplum içerisinde sağlık çalışanları gibi insanlarla sık bir araya gelenler, örneğin restoran ve kafelerde çalışanlar, işte gıda üretim yerlerinde çalışanlar, güvenlik görevlileri gibi. Türkiye bunu da benimsemedi. Hatırlayın, ilk zamanlarda çok az sayıda test, az sayıda yetkilendirilmiş laboratuvarla bu işin içine girildi. Öyle olunca da birdenbire hastalık çok fazla şekilde yayılmaya başlandı. Teknik bir terim olacak ama artık insanlarımızın çoğu biliyor. Temel üreme sayısı diye bilinen üreme sayısı normal koşullarda bu pandeminin ilk zamanlarında değişik ülkelerde 3 ile 6 arasında maksimum değişirken, yani bir hasta kişi ortalama olarak 3 kişiye ya da bilemediniz 5-6 kişiye bulaştırırken, Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre pandeminin ilk 2 haftası içerisinde bu rakam Türkiye'de 9'a kadar çıktı. Bir başka deyişle Sağlık Bakanlığı hastaların ortalama olarak bir hastanın 9 kişiye kadar bu hastalığa bulaştırmasına izin vermiş oldu ki temel üreme sayısının bu kadar yüksek Türkiye'de pek bir ülke yok. Salgının bulaşmasını engellemenin yolu etkin bir kimin hasta olduğuna ilişkin kaynak taraması yapılmasıydı ki biz buna filyasyon diyoruz. Türkiye'de şu anda filyasyon etkin bir kaynağa ulaşma ve o kaynağı bulup insanlardan uzaklaştırarak yeni hastalara yayılımını önleme biçiminde yürütülmüyor. Sizin de konuşmanızda biraz değindiğiniz gibi filyasyon bir miktar temaslı takibi, işte insanlara evlerde ilaç dağıtma, bazılarına da rapor yazma gibi
yan amaçlarla ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaya başladı. Oysa biz hastalığın kaynağının kim olduğunu ve bu hastalık sırasında özellikle ortalamadan çok daha fazla bulaştırdığı bilinen ve süper bulaştırıcı denilen kişilerin kim olduğunu bularak onları toplumdan uzaklaştırıp hastalığın yayılmasını engellesek belki bugün karşılaştığımız tabloyla karşılaşmayacak. Özet olarak hem hastaları bulup onları tedavi etmede hem de hastalığın yaygınlaştırılmasının önüne geçmede ve bu süreci izleme, değerlendirmede çok etkili bir yönetsel anlayışımızın olmadığı çok açık. Buna bir de olguların ve ölümlerin gerçek sayılarının bildirilmemesi eklendiğinde şu anda gerçek tabloyu göremiyoruz. Bakın Dünya Sağlık Örgütü özellikle ilk kez Mart'ta yayınladığı, Nisan'da güncellediği, son olarak da Ağustos'ta bir kez daha güncellediği bu hastalık sırasındaki olgu bildirimleri için yalnızca PCR testi pozitif olan doğrulanmış olguları değil, PCR testi pozitif olmasa bile olası olgu ya da kuşkulu olgu tanımına girenleri de bildirin. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarındaki enfekte sayılarını bildirin. Bunun yanı sıra doğrulanmış olgulardan ölenler ile kuşkulu olanlardaki ölümleri de bildirin diye çağrıda bulunmuş olmasına rağmen Türkiye bugün halen bırakın olası ve kuşkulu olguları bildirmeyi, doğrulanmış olguların bile tamamını bildirmiyor. Bir rakam vermek gerekirse bizzat Sağlık Bakanı'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamadan örneğin Eylül ayı için her test yapılanda %10'luk bir pozitiflik oranı olduğundan söz etmişti. Bizim hesaplarımıza göre yalnızca Eylül ayında 275 binden fazla doğrulanmış olgu bildirilmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün itibariyle 400 binin biraz üstünde görünen Sağlık Bakanlığı'na göre tırnak içinde söylüyorum hasta sayısı olarak karşımıza çıkarılan doğrulanmış olgunun bundan bir süre önce Türkiye'de gerçek rakamlar söz konusu olacaksa eğer 1 milyonun üstünde olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Bu doğrulanmış olgulara eğer olası ve kuşkulu olguları da koyacak olursak test yapılmayanlar onların temasları gibi sayının çok daha yüksek olacağını biliyoruz. Ölümlerle ilgili de aynı şey. Yani 11.500'ü biraz geçen Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış resmi sayıları eğer biz Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı sayılar gibi sayılarla karşılaştırarak toplumla buluşturacak olsak belki 15 bini belki 20 bine yakın kişiyi can kaybı nedeniyle bu hastalık sırasında yitirdiğimizi tahmin etmek mümkün görünüyor. Burada Türkiye bu pandemiyi iyi yöneten ülkeler kategorisinde maalesef yer alamadı. Oysa bazı ülkelerde salgının birinci dalgasının sönümlenmesine olanak sağlayacak girişimlerin olduğunun farkındayız. Türkiye 11 Mart'ta ilk vakayla açıkladığı ki Şubat'ın son haftasından itibaren Türkiye'de vaka olduğuna ilişkin sizin de bildiğiniz gibi bir sürü kanıt var. Bugüne kadar gelinen dönemde salgının birinci dalgasını sönümlendiremedi. Birinci dalganın ilk tepe noktası Nisan ayında oldu. Sonra Eylül'ün ikinci haftasından itibaren gerçek sayılar elimizde olsa daha ayrıntılı görebiliriz ama ikinci belki üçüncü tepe noktasına doğru bir gidişle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Evet. Şimdi iyi yönetilmediği ortada sürecin belki tabii bu sorunun doğrudan muhatabı siz olmayabilirsiniz ama ekonomik bir takım endişelerle ve gerekçelerle her ne kadar zaman zaman işte kapanmalar, sokağa çıkma konusunda sınırlamalar yapılsa da ve belli sektörlerde, belli çalışma alanlarında kapanmalara gidilse de şu anda aslında oradaki ekonomik kayıpların da hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Ama tabii öte yandan bu süreci iyi yöneten ülkelerin de tabii ekonomik anlamda güçlü olan ve en başta etkilenecek sektörlerin ve yurttaşların ekonomik anlamda daha kötü bir duruma gitmemeleri için destek olan ülkelerin herhalde süreci iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Buradaki temel gerekçe gerçekten yönetimsel bir zafiyet mi yoksa insanları eve kapattığımız zaman bunun karşılığında ekonomik olarak bu yaşanan zorluğu ve kayıpları karşılayamayacak olmak mıydı?
Şimdi dünya üzerinden bakacak olursak, örneğin merkez kapitalist ülke diyebileceğimiz iki ülkeyi karşılaştıralım. İngiltere ve Almanya. Tercih edilen stratejiler nedeniyle Almanya bu süreci çok daha iyi atlatıyor. İngiltere'de ise yükü çok daha ağır. Ya da birbirine çok benzer ülkelerle kıyaslayalım. İsveç'le örneğin İsveç'e çok benzeyen Norveç, Finlandiya, Danimarka'ya bakalım. İsveç ile Norveç birbirine sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açısından, demografik açıdan çok benziyorlar. Ama İsveç bu pandemi sırasında bir tür toplum bağışıklığı elde etmek için insanların hastalanmasına izin veren bir yaklaşım sergiledi. Oysa Norveç başından beri bizim önerdiğimiz uygulamaları hayata aktardı. Sonuç ne oldu? 1 milyon kişi başına düşen ölüm sayısı açısından İsveç'te Norveç'e göre 10 kat daha fazla insan hayatını kaybetti. Şimdi Pelin Hanım, biz tıp doktoruyuz ve hayata hep insanların uzun yaşaması ve sağlıklı yaşaması perspektifinden bakıyoruz. Burada elbette tam kapanma diye bizim bugünlerde gerçekten ciddi bir şekilde yapılmasını önerdiğimiz bir yaklaşım söz konusu ve buna karşı da bize ekonomik gerekçelerle bunun Türkiye'nin durumuna uygun olmadığı iddiaları karşımıza getiriliyor. Ancak az önce Almanya ve İngiltere'yi karşılaştırırken hemen şunu ekleyelim. Yapılan ekonomik analizler Almanya'nın bu süreçteki başlangıçtaki katı kapanma tavrının sonradan yeniden açılmayı bilimsel ilkelere göre yapmasının Almanya'nın daha sonraki döneminde ekonomik olarak bu süreçten daha az hasar görmesine yol açtığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla kapanma derken önümüzde daha belki bir yıllık bir süre var. Eğer aşılar etkili olarak ortaya konur ve dünyada ciddi bir insan oranı aşılanabilirse belki bir yılda bu süreci tamamlayabiliriz. Şimdi aşı gelene kadar biz bir yıl kapanacak mıyız? Hayır, elbette ki bunu önermiyoruz. Ancak bugün karşı karşıya kaldığımız tablo şu, başta İstanbul olmak üzere. Sağlık sistemimiz artık bu hastalığa yanıt vermekte çok zorlanıyor. Şöyle düşünelim Pelin Hanım, bunu 8 aydır söylüyoruz. Bilimsel gerçekler bize gösteriyor ki bu hastalığa yakalanan 100 kişiden 80'i bu hastalığı ayakta geçiriyor. Ya da evde. Tedavi almasına bile gerek olmayabilir. Ancak geri kalanın 20'sinin tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Bu 20 içerisinde de 5 kişinin yoğun bakıma ihtiyacı var. Eğer biz bu 20 kişiye tıbbi tedaviyi, o 5 kişiye yoğun bakımı sağlayamazsak bu insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bizim endişemiz bugün itibariyle Türkiye'de sağlık sisteminin bu 20 kişiye ve o 5 kişiye yanıt vermekte zorlanmasıdır. Eğer kapanma gerçekleşmez olmazsa bu zorlanma tam bir yanıt verememe haline dönebilir diye endişeleniyoruz. Bu da bu pandemi sırasında pandeminin yükünün daha ağırlaşmasına yol açabilir. Hem ağır hastalar açısından hem de vefatlar açısından. İşte bu nedenle gelin bilimsel bilgilere itibar edelim. Bunu önleyebilmek için önlenebilir ölümler perspektifinden bakarak belli bir süreliğine, ki bu süre en az virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 gün kadar olmalıdır, bir kapanmayı gündeme getirelim diyoruz. Ancak şunu vurgulayayım, kapanmayı gündeme getirmenin bir ön koşulu var. İnsanları kapanmaya hazır hale getirmek lazım. Yani ekonomik olarak işsizleri, yoksulları, yoksunları, gündelik çalışanları, kayıt dışı çalışanlarını, tarım emekçilerini desteklemeksizin kapanmaya gidelim demenin hayatta bir karşılığı yok. Evet. Biz bu insanları COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünden koruyalım derken kapitalizmin o ağır balyozuyla, çekiciyle karşı karşıya bırakıp daha da yoksun bir hayatı sürmelerini önermiyoruz kuşkusuz. Elbette. Yani özel sektörde ve kamu sektörde çalışanların ücretli izini içerecek, küçük esnafı destekleyecek, ödeme gücü olmayanlar için bu kapanma süresi boyunca elektrik, su, doğalgazın ücretsiz verilebileceği, kamunun bu alana kaynak aktarmasını istediğimiz bir koşullar gerçekleştikten sonra kapanma olsun diyoruz. Ve bu kapanmayı sürekli olarak değil, en az 14 gün ama mümkünse 28 gün yapalım. Sonrasında da yeniden açılmayı bilimsel veriler ışığında planlayalım ki sağlık sistemimiz nefes alsın. Yoksa evet, birkaç gündür beni, bütün arkadaşlarımı yoğun bakım yatağı nedeniyle arayan dostlarımıza maalesef böyle bir yatak bulma olanağımız yok diyebileceğimiz günler daha ciddi bir şekilde pandeminin ilk dönemlerinde özellikle İtalya'da, İspanya'da bir miktar başka ülkelerde bu sorunlar karşımıza çıktı. Biz istiyoruz ki Türkiye'de bu sorun karşımıza çıkmadan önlem alalım. Evet.
Şimdi tabii yani söylediğiniz noktalar, temas ettiğiniz noktalar gerçekten çok önemli, çok kritik meseleler. Ve tabii aslında veri dediğimiz şey, veri, istatistik. Her ne kadar tabii bütün bu olup bitenler, ölümler, hastalanan insanlar, yoğun bakımlarda şu anda tedavi görmekte olan insan hayatından bahsediyoruz elbette, ama veri olmadan, istatistik olmadan da meseleleri analiz etmek, doğru yönlendirmek, doğru sonuçlara ulaşabilmek mümkün değil. Dolayısıyla başından itibaren az evvel siz de bahsettiniz. Ben artık hasta demiyorum, Sağlık Bakanlığı hasta diye açıklıyor ama vaka ve ölüm sayılarına yönelik endişeler, bu açıklanan verilerin inandırıcı olmaması meselesi. Siz tabii daha geçtiğimiz aylarda, Nisan-Mayıs aylarında yaptığınız bir açıklama sebebiyle, çünkü siz aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs İzleme Grubu üyesisiniz. O dönemde verdiğiniz bir röportaj sebebiyle, işte halkı paniğe sevk etmek, toplumu yanlış bilgilendirmek, yanlış yönlendirmek gibi bir takım gerekçelerle soruşturmaya tabi tutuldunuz. Aslında bugün geldiğimiz noktada sizin o dönemde söylediklerinizin ne kadar önemli ve doğru olduğu noktasına gelmiş oluyoruz. Kendi özel, belki bu deneyiminizden yola çıkarak bu veri açıklama meselesini bir değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'deki bütün sağlık emekçilerine, bütün o yoğun bakımlarda çalışanlara, doktorundan belki diğer hizmet veren görevlilerine kadar herkesi ilgilendiriyor. Ve bu tarz soruşturmalara muhatap olmamak için nasıl bu süreci bundan sonra yürütmek lazım? Biraz bu noktadaki hem düşüncelerinizi hem de o kendi bireysel tecrübenizi anlatmanızı isteyeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi ben 20 Nisan'da bir röportajda açıklanandan daha fazla var, olgu var dediğim için bir sorun yaşadım. Az önce sözünü ettiğiniz gibi. Açıklanandan daha fazla var, olgu var dedim. Halka yanlış bilgi vermek suçlamasıyla Bursa Valiliği hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonra işte bir süreçler yaşandı ve üniversitem bunun basın bilim özgürlüğü ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi ve bir cezai süreç yaşanmadı. Ancak bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Ben 20 Nisan'da, yani Türkiye'ye gireli aşağı yukarı 6 hafta olmuşken, bunları söyledikten aylar sonra Sağlık Bakanı Nisan ayı için biz Nisan'daki bütün vakaları açıklamadık dedi. Nisan ayında her bir yapılan testte pozitiflik oranı %20 idi diye bir açıklama yaptı biliyorsunuz bir gazeteciye. Bunun üzerine oturdum ben bir hesap yaptım. Nisan ayında topluma açıklanmayan vaka sayısı 80 binin üstündeydi yalnızca Nisan ayında. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz hakkında suç duyurusunda bulunanlar, ortaya kanıtlar çıktıkça bunları bir bir kabul etmek zorunda kaldılar. Bugün itibariyle de biliyorsunuz, yani günde 80 civarında ölüm sayısı var diye açıklandığı bir gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir günde yalnızca İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölen sayısının yaklaşık bunun 2 katı olduğunu söyledi. Aynı durum şimdi de yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde kanıtlar ortaya çıktıkça yine Sayın Sağlık Bakanı bu sefer ölümlerin tümünü açıklamadık diyebilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu söyleyelim. Bir kere ölçmediğiniz bir şey yönetemezsiniz. Ve toplumun bilgi alma hakkı kadar bağımsız araştırmacıların hem salgının ne durumda olduğunu hem de alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmesi için bu verilere ihtiyaç var. Israrla Sağlık Bakanlığı bu pandeminin başından beri bunları toplumdan gizliyor. Biliyorsunuz bir şey niye gizlenir? Altında bir sorun var demek ki. Açık açık bunu dile getirmekle ilgili bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı'nın birinci bölümde de konuştuğumuz yönetmedeki toplumu tatmin etmeyen yaklaşımı, başarılı olarak bu süreci yönetememiş olması
sanıyorum verilerin açıklanmasını da bir sıkıntı kaynağı biçimine dönüştürüyor kendileri için. Eğer veriler açıklamazlarsa gerçek olgu sayısını ve gerçek ölüm sayısını, toplumun bu pandemiyle ilgili onların nasıl yönettiğine ilişkin daha olumsuz yargılarının olmayacağını düşünüyor olabilirler. Bilemiyorum ama doğru bulmuyorum. Sorunuzun son bölümünde peki sizden başka insanlar bu sorunu yaşamasın diye ne yapılması gerekir diye sordunuz. Bence burada tek çözüm var. Bu yönetsel anlayışlardan kurtulmak lazım. Başka türlü bu sürecin çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Ama ben de benimle birlikte Türkiye'de sayılar az olsa da bazı değerli akademisyenler de biz kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Bunun kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekleri bilim alanımızın bize sağlamış olduğu yetkinlikle ölçerek, değerlendirerek, öngörerek toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi biz tabii daha önce yaptığımız programlarda daha pandemi yokken ağırlıklı olarak hep halk sağlığı, çevre sorunlarıyla ilişkisi, iklim krizi, elbette küreselleşme ve kapitalizmin aslında çevre üzerinde, doğa üzerindeki tahakkümü üzerine konuşuyorduk. Siz tabii bir hekim, bir halk sağlığı uzmanı olmanın yanı sıra bu konulara da son derece ilgilisiniz ve bu konularda da hem çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz, bizim gibi programlara katılıyorsunuz. Biraz da tabii bizim programımızın içeriği gereği de bu pandemi bize halk sağlığı, çevre ve iklim krizi arasındaki ilişkiyi de hatırlattı. Bunların ne kadar temel meseleler olduğunu, ne kadar iç içe geçişkenliğinin olduğunu hatırlattı. Ama özellikle Türkiye'ye baktığımızda çevre tahribatı da tam gaz devam etti bu dönemde. İnsanlar evlere kapanmışken bir takım şirketlerin, bir takım maden sahalarında, bir takım başka enerji projelerinde, başka bir takım inşaat işlerinde çalışmaya ve insanları çalıştırmaya devam ettiğini gördük. Bütün bu olup bitenleri bu açıdan da değerlendirecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz, ne görüyorsunuz bu geride bıraktığımız dönemde çevre tahribatı, iklim krizi ve halk sağlığı ilişkisi açısından? Öncelikle şunu söyleyelim, bu küresel kapitalist üretim ilişkileri ve sizin de vurguladığınız hem hayvanların doğal alanlarına müdahale edilmesi hem İnsanların yaşam biçiminin değişmesi bu pandemiyi de tetikleyen kavramlar oldular. En basitinden şöyle düşünün. Bu hastalık Çin'de, Wuhan'da değil, kırsal alanda bir yerde yaşanmış olsaydı bu kadar hızla ne Çin'e ne dünyaya yayılması söz konusu olmazdı. Ama nüfusun yoğun yaşadığı, birbirleriyle çok sıkı ilişkiler içerisinde olduğu, insanların, hayvanların yaşam alanlarına müdahil olduğu bir yaşam biçimi ister istemez bu sonuçları karşımıza çıkartıyor ki Pelin Hanım hatırlayın daha önce gribi ile ilgili bir salgın gündeme geldiğinde de bunun arkasında küresel kapitalizmin her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen yaklaşımının nasıl olduğunu çalışmıştık. Çünkü domuz gribi Meksika'daki domuz üretme çiftliklerinden kaynaklanmıştı. O domuz üretme çiftliklerinde yani 1000 tane domuz üretilecek alanda kar hırsı ve sermaye birikimi hırsı nedeniyle 1000 yerine 10.000 tane domuzu daracık alanlarda birbirleriyle iç içe yaşamak zorunda bırakan bu kapitalist, vahşi kapitalist anlayış önce virüsün hayvandan hayvana sonra insana doğru geçmesine olanak sağlamıştı. Karşımıza çıkan, insanlığı etkileyen bütün salgın hastalıklar ve salgın olmayan sağlıkları aslında üretim ilişkileriyle doğrudan ilişkili. Burada bu pandeminin toplumda tartışılırken iki nokta üzerinden mutlaka ön plana çıkartılması gerektiği kanısındayım. Birincisi bu küresel kapitalist sistemin artık insanların büyük çoğunluğunun ihtiyacına yanıt veremediğinin
çok net bir şekilde yapılması. İkincisi de kamucu, karısı olmayan bir sağlık sistemine duyulan ihtiyaç. Şimdi sorunuz içerisinde yer alan, bir yandan biz böylesine ciddi bir sorunla uğraşırken öte yandan Türkiye'de çevre tahribatlarının devam etmesi meselesi ise Türkiye adına utanç vericidir. Yani gerçekten sağlık çalışanları özveriyle çalışıp insanlar bu pandemide gelir kaybına uğramadan, uğradığı gelir kayıplarını telafi etmeye çalışarak günlerini geçirmeye çalışırken Türkiye'nin birçok yerinde maden sahalarında altınla ilgili işte diğer ağır metallerle ilgili jeotermal yaklaşımlarla ilgili bir sürü çevre tahribatına yol açacak girişim şirketlerin bastırmasıyla karşımıza çıktı. Biliyorsunuz bunlardan tipik bir örnek Bursa'da Yenişehir'in Kirazlı köyünde karşımıza çıktı. Buradan şu anda Kirazlı'da direnen başta kadınlar olmak üzere bütün köy halkını da selamlayalım. Çünkü uzun zamandır direniyorlar, evet, ve direnmeye de devam edecekler. Selamlarımızı gönderelim. Biz de hem buradan yüreğimizle hem de desteğimizle onların yanında olacağız. Orada çok ilginç bir şey çıktı. Yani bütün dünyanın bilimsel araştırmalar sonucuna göre kabul ettiği bir takım ağır metallerin orada kurulacak tesisleriyle ilgili zararlar ortadayken, açılan mahkeme sırasında bunlar köylüler tarafından dile getirilmişken, mahkeme de bu iddiaları incelemek üzere bir bilirkişi heyeti oluşturmuşken, o bilirkişi heyeti gerçekten bu tesisin yapılmasının o bölgede zarar vereceğine ilişkin raporunu sunmuşken, mahkeme hepimizi şaşırtacak bir kararla bilirkişi raporu yönünde değil, şirketler lehine bir karar. Bunlara elbette şaşırıyoruz, bunları elbette hukuk üstünlüğü bağlamında değerlendiriyoruz. Bu mücadeleyi de sürdüreceğiz. Ama gerçekten pandemi gibi bütün toplumu etkileyen, özellikle toplumun geniş kesimlerini, yoksullar, emekçiler açısından ciddi tahribatlara yol açan büyük bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayken, bir yandan da bu şirketlerin dinmek bilmeyen kar hırslarının çevre tahribatı da karşımıza yeni bir mücadele alanı olarak çıkıyor. Gerçekten akıl almaz bir durum. Burada kamunun, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin bu işe bir dur demesi gerektiğine çoktan geçmiş bile görünüyor. Ama kimse merak etmesin, hem o bölgedeki köylüler hem de bu ülkede gerçekten çocuklarımıza bırakacağımız iyi bir gelecek için mücadele edenler bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Evet. Tabii yani aslında bu bize zaten çevre tahribatının içinden geçmekte olduğumuz iklim krizinin maalesef iktidar tarafından hala anlaşılamadığını gösteriyor. Üzerine bunun bir de pandemi geldi. Çok ağır koşullar altında insanların çalıştırılmaya devam edilmesi ve aynı şekilde yaşam alanlarını, topraklarını korumak üzere insanların sokaklara, alanlara dökülüyor olması, başka başka bir takım sorunlara veya hastalığın bulaşmasına yönelik de maalesef bir takım sorunlara sebep oluyor. Ve sizin yaşadığınız aslında Bursa, bu Kirazlı'daki gelişmeler hep pandemi döneminde yaşandı ama sizin kentiniz Bursa'da biz biliyoruz ki daha önceki dönemlerde de ve halen de devam eden çok ciddi bir hava kirliliği sorunu, özellikle sanayiden ve termik santrallardan kaynaklanan, neredeyse Türkiye'nin en kirli havası olan şehirlerinden birisi diyebiliriz. Ve bütün bunlarla ilgili de herhalde bu dönemde herhangi bir iyileşme olmadı. Özellikle termik santrallara yönelik yapılması gereken iyileştirmeler, baca ve işte çevre konusunda yapmaları gereken bir takım yatırımların da yine akıbetinin bilinmediği bir dönemdeyiz. Kaldı ki tabii bütün bu termik santralların süreç içerisinde kapatılması gerekirken, yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinin başlatılması gerekirken bütün bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bunları aslında bu yaşadığımız hastalıklardan da çok bağımsız göremeyiz. Bütün bunlar hepsi birbiriyle son derece ilişkili, birbirini kesen, birbirinden ayrı düşünülmeyen meseleler. Belki Bursa özelinde şu anda çevre açısından başka bir takım sorunlar noktasında da söylemek istedikleriniz olabilir.
Teşekkür ederim bu soru için. Bu sene geçtiğimiz ay Toraks Kongresi'nde sunduğumuz bir bildiride Türkiye'ye dair bir hesap yapmıştık ama Bursa'yı size söyleyeyim. Hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 3000 kişinin her yıl erken ölümüne koyduk. Bir başka de işte Bursa'da hayatını kaybeden her 5 kişiden biri hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için yaptığımız incelemede Bursa'da içinde olmak üzere, bunun içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de var. Özellikle o aylarda trafik kirliliğinin biraz azalmış olması nedeniyle azot oksitlerle ilgili kirlilikte bir azalma, bir miktar ortaya kondu. Bursa'da özellikle bu dikkat çekiciydi. Ancak sonraki aylarda bunun ortadan kalktığını ve maalesef partiküler madde kirliliğinde bir azalma olmadığını biliyoruz ki Pelin Hanım, siz de biliyorsunuz. Dünyada da özellikle Çin ve Avrupa'da yapılan incelemeler pandeminin ilk ayları için hava kirliliğine, hava kirleticilerine ait emisyonlarda bir azalma görüldü. Ama sonrasında bunlarda ciddi bir artışın tekrar karşımıza çıktığını gösteriyor. Bursa'da da böyle bir durum maalesef devam ediyor. Özellikle bugünlerde havanın da biraz ısınmasına bağlı olarak evsel ısınma amacıyla da fosil yakıt kullanımının artmış olması şehrin merkezinde nefes almayı neredeyse imkansız hale geliyor. Temiz bir nefes alabilmek için şehri terk etmekten başka bugünlerde maalesef çaremiz yok. Evet ve bu tarz hava kirliliğine maruz kalan insanlar aslında COVID-19 şu anda konuştuğumuz o olduğu için pandemiye de daha açık hale geliyorlar, daha kırılganlaşıyorlar. Maalesef hava kirliliği Türkiye'de önüne geçilemeyen önemli sorunlardan biri. Bir de tabii önemli konulardan bir tanesi, bütün bu pandemi sürecinde kapanmalar, açılmalar esnasında çok konuşuldu. Okullar meselesi, okulların açılması, açılmaması, bunun üzerinden çok tartışma yapıldı. Bu nokta sizce nasıl yönetildi ve bundan sonraki süreçte ne yapmak lazım? Eğitim sistemini nasıl ilerletmek lazım? Eninde sonunda çocukların da eğitimlerine devam etmesi gerekiyor ama anlaşılan o ki bu yöntem de pek doğru bir yöntem değil. Bu konuda hem ne düşünüyorsunuz, şu ana kadar yapılanları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonrasına yönelik öneriniz ne olabilir? Şimdi üniversiteleri ayrı tutarak konuşacağım bu konuda. Üniversiteleri evet, daha kapsamlı konuşmamız gerekir. Ben başlangıçta bu okullarla ilgili pandemi döneminde doğru bir politika benimsendiğini düşünüyorum. Bundan kastım şudur. Yani pandemi başlar başlamaz okulların kapatılması yerinde bir önlemdi. Çünkü okullar buna hazırlıklı değildi. İkinci olarak Ağustos'un son günlerinde okulların açılması duyurulmuştu. Biz de buna biraz itiraz etmiştik. Hazırlıklar belli bir aşamaya gelmeden okullar açılmamalı diye. Ve bu karar da değiştirildi. Eylül'ün 3. haftasında okulların açılmasına karar verildi. Ben bu kararları doğru buluyorum. Bir başka mesele de şu, okullar açılırken hangi koşullarda açılabileceklerine ilişkin rehberler düzenlendi. Örneğin Sağlık Bakanlığı rehberinde sınıftaki öğrenci sayısının en fazla 15 ile sınırlandırılması yer aldı ki bunu da çok doğru buluyorum. Ancak gelin görün ki Pelin Hanım, 21 Eylül'den sonra okulların açılmasıyla birlikte hem sınıflardaki öğrenci sayısının 15 ile sınırlandırılması hem de bizim Türk Tabipleri Birliği olarak Temmuz'dan beri dile getirdiğimiz okulların açılması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili düzenlemeler ve uygulamalar pek istendik bir şekilde yürümedi. Burada bizim temel bakış açımız şu, kapatmak doğru bir şey değil. Çünkü eğer bu pandemi daha bir sene devam edecekse, 1,5 yıl devam edecekse çocukları okuldan uzak tutmak eğitimdeki eşitsizliği daha da artırma potansiyeline sahip. Buradaki yaklaşımın okulları açık tutmak ama okulları açık tutarken açık tutacak koşulları yaratmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin Mart ayında Türkiye'de ilk vaka çıkıp ardından hemen okullar kapatıldıktan sonra şöyle bir şey dile getirmiştik. Pandemi daha ortada, aşı yok, ilaç yok, ne kadar süreceği bilinmez ama en az 1,5-2 yıl, belki daha uzun süre sürmesi bekleniyor. Bu kadar süre içerisinde okulların kapatılması söz konusu olmayacağına göre okulları açacak koşulları yaratmanız lazım. Nedir o koşullar? Daha fazla derslik sağlanması. Okul eğitimlerinin belki haftada 5 gün değil, 3 günde sınırlandırılarak
öğrenci sayılarını yarıya indirecek bir eğitim sisteminin benimsenmesi. Bunun uzaktan eğitimle desteklenmesi ama bu amaçla hızlı internet erişiminin olmayanlar için bilgisayar, televizyon gibi altyapı olanaklarının sağlanması. Maalesef Türkiye'de bunlar sağlanmadan ne kamu okullarında ne de özel okullarda bile sınıftaki 15 sayısı tutturulamadan okullar açılmış oldu. Öyle olunca da okullar bu salgında filyasyon verileri açıklanmıyor ama bizim gözlemlerimiz ve bize gelen bilgiler, eğitim senin yaptığı açıklamalar okulların birer odak biçimine bazı yerlerde hatta son haftalarda okullardaki öğrencilerden ya da meslektaşlarından hastalığı kapan bazı öğretmenlerin de yaşamlarını yitirdiğine üzülerek tanık oluyoruz. Biz okulların kapatılmasından değil, okulları açık tutacak uygulamaların ivedi olarak hayata geçirilmesinden yanayız. Buraya da kamunun kaynak aktararak özellikle belli bir ekonomik gücü olanların altındaki sosyal sınıflardaki aileleri ve öğrencileri destekleyecek yaklaşımları gündeme getirmesi gerekir. Evet. Şimdi vaktimiz de yavaş yavaş bitiyorken son bir soru. Öğretmenler de hayatını kaybediyor dediniz. Maalesef çok acı bir şekilde doktorlar ve sağlık çalışanlarından da hayatını kaybedenlerin sayısında maalesef bir artış var. Hem bunun önüne geçmek hem de bundan sonraki süreci doğru yönetmek adına belki bir iki maddede ivedi yapılması gerekenler olarak neleri sayabilirsiniz? Şunu söyleyeyim, sağlık çalışanı sayısı, hayatını yitiren sağlık çalışanı sayısı 160'ı geçti. Bunlardan 60'tan fazlası hekim. Ve böyle olmasına rağmen halen ülkemizde bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Bakın, Türkiye'de COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmezken, dünya bunun yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret ediyor ki ben de öyle düşünüyorum. Yani sağlık çalışanları kadar riski altında olmasa bile riski altında işte olduğu gibi. Örneğin Belçika'da COVID-19 yalnızca sağlık çalışanları değil, başka toplumla sık bir araya gelen ve fiziksel mesafeyi koruyan çalışanlar için de meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü bunu öneriyor, Dünya Sendikalar Birliği bunu öneriyor filan ama bildiğiniz gibi bundan sanıyorum 5 ay kadar önceydi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir yasa teklifi de sunmuş olduğu halde bu iktidar bloğunun oylarıyla gündeme bile alınmadı. Oysa ivedi olarak sağlık çalışanları için en azından bu hastalığın bir meslek hastalığı olarak tanınmasına ihtiyaç var. Peki bugün itibariyle ne yapmak lazım? Bence birinci adım bütün verileri en başından bu yana doğrulanmış olgular, olası ve kuşkulu olgular ve ölümler olarak il ve ilçe bazında açıklamak lazım. Ne o durumda olduğumuzu net olarak geçtik az önce. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. İkincisi, karar verme süreçlerini meslek örgütlerine ve yerel yönetimlere açmak lazım. Yani Türkiye'de şu anda karar verme süreci olarak illerde il sağ kurulları var ve bunlar pandemi kurullarıyla birlikte çalışıyor diye söyleniyor. Ne kadar etkili bile bilmiyoruz çünkü içlerinde bağımsız bilim insanları ve meslek örgütü temsilcileri yok. Bunları ivedi olarak meslek örgütlerinin ve yerel yönetimlerin, sağlık alanındaki sendikaların temsil edilecekleri bir yapıya doğru götürmek lazım. Evet. Bunlar olduktan sonra ancak bir nerede olduğumuzu, bugüne kadar alınan önlemlerin neye yaradığını ya da yaramadığını ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini bilimsel bir perspektiften tartışabiliriz. Pelin Hanım, son olarak şunu söyleyeyim. Dünyada bu pandemiye karşı mücadelede 3 tip ülke kategorizasyonu var. Bir iyi yönetenler, bir kötü yönetenler, bir de iyi ya da kötü yönetip yönetmediği konusunda ortada olanlar. İyi yöneten az sayıdaki ülkenin hepsinin ortak noktası bilime, bilim insanlarına değer vermeleri ve onların görüşleri doğrultusunda bir strateji benimsemeleri olmuştur. Evet. Türkiye'de de buna ihtiyacımız var. Adı bilim kurulu olan bir organizasyon var ama nerede, ne yapıyor, hangi kararları aldılar, hangileri uygulandı, hangileri uygulanmadı bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Evet. İvedi olarak bilimsel bir perspektiften bu salgına karşı mücadeleyi tekrar kurgulamamız gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Profesör Doktor Kayahan Pala'yı ağırladık. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Koronavirüs İzleme Grubu üyesi. Covid-19 pandemisinde geldiğimiz noktayı halk sağlığı açısından, çevre ve iklim krizi açısından ele almaya çalıştık. Bu hafta da Ekolojik Odak'ın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.